Oyun başından beri bench kulübesinde oturan Viper bufflandı. Bakalım profesyonel oyuncular kompozisyonlarında Viper'a yer vermeye başlayacaklar mı? Brimstone ve Raze'in ulti bedelleri bir tık arttırıldı. Artık ulti cycle'ı daha yavaş yapacağız bu iki karakterde. Bunların yanında bir sürü değişiklik var. Muhteşem 10 skinleri var. Hepsi bu videoda. Haydi başlayalım. 1.04 yama notlarına geçmeden evvel sizlerle paylaşmak istediğim çok önemli bir şey var. Twitch'ten her gün yayın yapıyorum. Linkini de buraya bırakıyorum. Aynı zamanda yayınlarıma girmeden önce de Instagram ve Twitter adreslerinden bunun duyurusunu yapıyorum. Discord kanalımıza da gelip aramıza katılabilirsiniz. Sizleri de görmekten çok mutluluk duyarız. Bu arada yakın zamanda bir Valorant turnuvası yapmayı düşünüyorum. Haberleri Instagram'ımdan ve Discord kanalımızdan alabilirsiniz. Haydi şimdi yama notlarına geçelim. Ajan güncellemelerimizdeki ilk ajanımız Viper. Ve Viper beni en çok heyecanlandıran bufflardan bir tanesine sahip bu güncellemede. Çünkü eskiden Viper piklenmiyordu. Hatta Ignition turnuvasında neredeyse hiç Viper görmedik. Fakat Viper'a gelen bu bufflarla artık ilerleyen turnuvalarda daha fazla Viper göreceğimizden eminim. Viper'ın inine 4 tane değişiklik geldi. Bunlardan birincisi Viper'ın ultisinin dışarısında geçebileceği sürenin 3 katına çıkmış olması. Viper eskiden ultisinin dışarısında sadece 5 saniye kalabiliyordu. Bu da Viper'ın ultisinin dışarısına çıkarak rotate atmasını, yani pozisyon değiştirmesini çok fazla olanak sağlamıyordu. Ama Viper artık 15 saniye geçilebilecek ultisinin dışarısında ve düşmanlar Viper'ın yerini öğrendiğinde artık Viper ultisinin dışarısına çıkarak ultisi kapanmadan pozisyonu değiştirebilecek ve tekrar ultisinin içerisine girebilecek başka bir pozisyonda. Viper'ın ultisine gelen ikinci özellik ise yine Viper'ın ultisinin sinsilikle alakalı olan bir kısmı. Düşmanlar Viper'ın ultisinin içerisine girdiğinde artık minimapleri yok. Yani düşmanlar Viper'ın ultisinin içerisine girdiğinde artık minimapleri adeta Omen ulti atmış gibi gözükecek ve minimap'e dair hiçbir şey göremeyecekler. Takım arkadaşlarından info alamayacaklar. Aynı şekilde diyelim ki düşman Viper'ın ultisinin içerisine girdi ve Viper'ı buldu. Arkadaşına info vermek istiyor oyun içerisinden ve Viper'ı pinglemek istiyor. Artık Viper'ın ultisinin içerisinde pinglenen pingler minimap'te gözükmeyecekler. Viper'ın ultisine gelen üçüncü bir değişiklik ise Viper istediği zaman tekrar ulti basma tuşuna basılı tutarak ultisini kapatabilecek. Bu da Viper'ın ultisine gelen çok güzel özelliklerden bir tanesi. Çünkü Viper istediği zaman ultisini kapatıp peak avantajı elde edebilecek. Viper'ın ultisine gelen dördüncü ve son değişiklik ise ultinin içerisine düşmanlar girdiğinde düşmanların etrafında kırmızı bir kontür çıkıyordu. Bu kontürün parlaklığı arttırıldı. Artık düşmanlar ultinin içerisine girdiğinde çok daha parlak olacaklar ve onları görmemiz kolaylaşacak. Artık bu kadar değişiklikten sonra ben turnuvalarda bir Viper izleriz diye düşünüyorum. Sırada Viper'ın bir sonraki değişen skill'i var. O da çürütme. Çürütme eskiden düşmanlara 10 hasar atıyordu. Artık 15 hasar atacak. Çürütme yere attığımız şu zehir skill'i hatırlarsınız. Bu Viper'ı alan tutabilme konusunda geliştiğini gösteriyor. Çünkü artık bir side'e girmesini istemediğimiz düşmanlar oradan geçemesinler diye yere bu çürütme atarak daha fazla düşmanlarımıza hasar verebileceğiz. Yahut kurulmuş bir bombanın üstüne çürütme atarak roundları save'leyebileceğiz. Biliyorsunuz Viper zehir perdesi ve zehir bulutunu kullanmak için yakıt harcıyor ve Viper'a gelen son buff da bununla ilgili. Viper zehir perdesi ve zehir bulutunu açtığında eskiden yakıtı çok hızlı bir şekilde iniyordu. Artık ikisini aynı anda kullandığınızda yakıt aynı oranda azalacak. Yani bir değişiklik olmayacak. İsterseniz bir tanesini kullanın, isterseniz ikisini aynı anda açın, yakıt aynı miktarda azalacak. Ajan güncellemelerindeki ikinci ajanımız Raze. Raze'in ulti bedelini 6'dan 7'ye çıkardılar. Çok fazla bir değişiklik görmüyoruz Raze'de bu patch'te. Fakat 6'dan 7'ye çıkarması ufak gözükse de aslında çok büyük bir etken olabilir. Çünkü Raze artık ulti cycle yaparken daha yavaş yapacak ve 7 kürede ultisine sahip olabilecek. Raze'in ultisi oyundaki en iyi ultilerden bir tanesi. O yüzden sürekli ulti cycle yaparak, yani ultisini sürekli kullanan, böyle 5 kill alayım da 5 kill alacağım anı bekleyeyim demeyen bir Raze için sürekli ulti kullanabiliyor olması demek. Bu da sürekli 1v1'lerde avantaj sağlıyor olması demek. O yüzden ulti cycle birazcık daha yavaşlamış olacak Raze'in. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Nokta atışı bir karar bence. Eğer ulti cycle hakkında çok fazla bilgiye sahip değilseniz yukarıya onun hakkında bir YouTube videosu çekmiştim. Onu bırakıyorum. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Ajan güncellemelerindeki 3. ajanımız Brimstone. Brimstone'un uydu saldırısı 6 ulti bedelinden 7 ulti bedeline çıktı. Yani onu da Raze'in ultisi gibi bir tane arttırdılar. Bunun nokta atışı olduğunu düşünüyorum.
Şayet kuvvet işaretinin artık düşmanları güçlendirilmiyor olması ve etki alanlarını düşmana göstermiyor olmasını çok doğru bulmuyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? İsterseniz yorumlara yazın, beraber tartışalım. Çünkü kuvvet işaretini başka bulunduğumuz bölgeden başka bir yere attığımızda düşmanlarımıza fake atabiliyorduk. Artık bunu yapamayacağız ve bence o çok güzel bir özellikti. Güçlendirmiyor olmasına okeyim. Sadece atak speed verecek anladığım kadarıyla. Bu bence okey ama ikinci kısmı kesinlikle okey değil bence. Bir de Brimstone'da grafiksel bir değişikliğe gitmişler. Brimstone'un kollarının düzgünlüğü diye Brimstone'un kollarını düzeltmişler anladığım kadarıyla. Burada FPS oyunlarında zamanınızın çok büyük bir kısmını karakterinizin kollarına bakarak geçirdiğimi söylüyorlar. Aslında doğru, ben daha önce hiç böyle bir şey düşünmemiştim. O yüzden karakter Brimstone'un kollarında da değişikliğe gitmişler. Peki diyoruz, geçiyoruz. Ajan güncellemelerimizdeki dördüncü ajanımız Cypher. Ve istediğim özellik sonunda geldi. Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum bunu duyduğuma ve gördüğüme. Cypher'ın siber kafes özelliği artık satın alma evresinde yerden alınabiliyor. Ya ben bunu kaç kere elim alacağım diye Q'ya bastığımda yere attım ve yerden alamadım. İnanılmaz derecede beni tilt ediyordu. Öyle bakıyorsun yere attığın kafese, yanlış atmış olabiliyorsun, atıyorsun bir yere çarpıyor. Gökyüzüne doğru atayım diyorsun, istediğin kadar mesafeye gitmiyor. O yüzden bunu tekrar, yani satın alma evresinde geri alabiliyor olmamız mükemmel olmuş. Belki ilerleyen vakitlerde round'un içerisinde de toplamamıza da izin verebilirler. Çünkü Cypher çok fazla para harcayan bir karakter. Bazen silah bile alamıyoruz. O yüzden çoğu kişiyi ben oyunlarda işte Cypher'ın tuzaklarını, siber kafesini toplarken görüyorum. Belki ileride izin verirler ama şimdilik bunun gelmiş olmasına bile çok sevindim. Çok hoşuma gitti. Silah güncellemeleri klasik. Oyundaki klasik silahında şöyle bir özellik vardı. Zıplayarak sağ kliğe bastığımızda genelde çok fazla saçılmıyordu mermiler. Bu hatayı gidermişler. Zıplamanın isabetliliği etkilememesine sebep olan hata giderilmiş. Koşma esnasındaki saçılma birazcık değişmiş. 3.4'ten 2.1'e düşürülmüş. Yani artık zıpladığımızda, silahımızın sağ kliğine bastığımızda birazcık daha fazla mermilerimiz saçılırken, yürüyerek bastığımızda, koşarken bastığımızda birazcık daha az saçılacak. Yürüme esnasındaki saçılma değişmiş, 1.9'dan 1.95'e çok ufak bir değişiklik var. Zıplama esnasındaki saçılma da 1.9'dan 2.3'e çıkmış. Burada birazcık fazla bir değişiklik var. Çömelirken ve sabit dururken sahip olunan isabetlilik oranı da %10 artmış. Yani artık klasik silahını kullanırken çömelerek atış edersek daha isabetli atışlar yapabileceğiz. Klasik silahımızdaki değişiklikler bu kadar. Başka bir güncellememiz yok silahlarda. Güncellemelere son vermeden giderilen hatalarda da çok ufak bir tane değişiklik var. Aslında bir sürü değişiklik olmuş fakat benim dikkatimi çeken ve bence bizim için önemli olan ilk değişiklik, Reyna'nın etkinleştirmek ve iyileştirmeye devam etmek için ruh kürelerine bakma zorunluluğu düzeltildi. Sistem 1.02 yamasında olduğu gibi çalışacak. 1.03 yamasında yanlış hatırlamıyorsam Reyna'ya şöyle bir özellik gelmişti. Etkinleştirmek ve iyileştirmeye devam edebilmesi için Reyna'nın öldürdüğü kişiye bakması gerekiyordu. O küreye doğru dönmesi gerekiyordu. Arkasını döndüğünde iptal oluyordu. Artık bu hatayı düzeltmişler. Şu anda arkanızda dönebiliyorsunuz. Skin güncellemelerindeki ilk skinimiz Ejder Ateşi kaplamaları. Ejder Ateşi skinlerinde şöyle bir sıkıntı vardı. Silahın animasyonlarındaki sesler çok fazla sesliydi ve bu oyunda işte acaba sesler düşmana gidiyor mu, yoksa düşman bunları duyuyor mu, veya işte ben o kadar fazla ses çıkıyor ki ben düşmanın ayak seslerini duyamıyorum gibi sorunlar vardı. İlkini Riot cevapladı. Sizin silahınızın animasyonları düşmana gitmiyor diye, düşman bunları duyamıyor diye. İkinci problemi de bu yamada düzeltmişler. Düşmanların ayak sesleri kozmetik seslerinden daha yüksek önceliğe sahip diyor. Ve yani düşmanlarımızın ayak seslerini silahlarımızın animasyon sesinden daha öncelikle duyacağız. Bence bu skindeki en önemli güncelleme bu. Onun dışında başka önemli bir güncelleme olduğunu düşünmüyorum. Skin güncellemelerindeki ikinci skinimiz Oni. Valorant'ın yayınladığı 1.04 yamasıyla Oni skinleri de mevcut bir şekilde mağazada bulunuyor ve şu ana kadar gelmiş en güzel skinler bence Oni. Shorty'si, Guardian'ı, Phantom'u mükemmel ya. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle bıçağı en güzeli diyebilirim. Üzerine eklenen efektlerle çok daha güzel bir hale geliyor. Bitiriş animasyonu, yani finisher animasyonu mükemmel. Yani ilk almak istediğim skin seti, komple hepsini almak istediğim skin seti bu olabilir. İnanılmaz derecede beğendim. Keşke fiyatları birazcık daha uygun olsa da daha kolaylıkla alabilsek diyorum buradan. Ama çok güzel yapmışlar. Tasarımcının eline yüreğine sağlık. Ve böylelikle Valorant 1.04 yama notlarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fakat videoyu kapatmadan önce sizlere söylemek istediğim bir şey var.
Video editleri kaliteli olsun diye çok fazla uğraşıyorum. Gidiyorum, müzik araştırıyorum, buluyorum. Bunları editliyorum tek başıma. Ve edit yaptığım, YouTube videosu editi yaptığım günlerde yayınlara çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama bunu anlayışla karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmanız benim için çok büyük bir destek olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Aynı zamanda videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok 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 teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Ve ne var?